İstanbul'un fethi kutlamalarında Ayasofya'nın üzerine yansıtılan bu şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu şey, Yahudilerin ve tapınak şövalyelerinin tam 26 asırdır aradığı ahit sandığıdır. İddiaya göre bu sandık Ayasofya'dadır ve açılacağı günü beklemektedir. Fetih kutlamalarındaki yansıtılan bu görselse dünyaya şu mesajı vermektedir. Ayağınızı denk alın. Ahit sandığı bizde. 2016 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kazı yapılıyor. Yapılan bu kazının güvenliğini MİT mensupları sağlıyor ve içeri kimse alınmıyor. İddiaya göre bu kazıda dünyanın kaderini değiştirecek şeyler olduğu söyleniyor. Bu iddialardan en güçlüsü ise St. Paul İncil'i, Dakyanus hazinesi ve ahit sandığı iddiaları. Şimdi bu konu burada dursun. Biz Ayasofya'ya geçelim. Ayasofya'nın 100 yıldır kapalı kalması ve kimsenin açmaya cesaret edememesi sizce de garip değil mi? Neden bir müzeyi camiye çevirmek bu kadar zor olabilirdi ki? Aslında cevabı çok basit. Türkiye bu kararı verebilecek güçte değildi ve elinde kozu yoktu. Çünkü birilerinden izin almamız gerekiyordu. Asıl garip olansa birilerinden izin almadan Erdoğan'ın Ayasofya'yı açma kararını nasıl verdiği. Erdoğan kimsenin yapamadığını yapmıştı. Ayasofya'da Kur'an okudu. Bu olay Türkiye tarihine geçecek bir olaydı. Çünkü Türkiye tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı camide Kur'an okuyordu. Hem de Ayasofya Camii'nde. Parçaları birleştirdiğimizde Türkiye'nin elinde kozları olduğunu görüyoruz. Tarsus kazısından sonra Türkiye yurt dışı operasyonlar yapmaya başladı. Askeri üslerini arttırdı. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da piyon değil, masaya oturan oldu. Ve sonunda Ayasofya'da açıldı. Tabii bunlar Türkiye'nin yapabildikleriydi. Bu kazıdan sonra Türkiye'ye üst üste saldırılar, ekonomik ambargolar, kalleşçe tuzaklar, iftiralar ve ihanet furyaları baş göstermeye başladı. Bu olayların Tarsus kazısından çıkan şeyle alakası var ya da yok, fark etmez. Ama bu kazıdan çıkan şey her neyse Yahudi ve Hristiyanları fena halde korkutan bir şey. Muhsin Yazıcıoğlu'nun